Geldiniz. Bugün bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için çok teşekkürler diyor. Kaliteli müzik, kaliteli sohbetin adresi Nilüfer'le Show Zamanı'na hoş geldiniz diyor. Ve ilk konuğum, çok değerli arkadaşım, güzeller güzeli, o bir anne, o bir her şey. Şimdi ondan her şeyi öğreneceğiz. Tek tek hemen koltuklarınıza şöyle yaslanın. İçeceklerinizi elinize alın, keyifli sohbet, keyifli müziğin tadına varın. İşte Yeliz Yeşilmen geliyor. Ay pek sağ ol. Küçücük hatıran, sadece senden kalan, yüreğimde bir iz, dudağımda tebessüm bırakan. Sıkıldım korkulardan, yakıcı tutkulardan, kurtulamadım başıma üşüşmüş yalancılardan. Gidemiyorum, çok yorgunum, sevemem artık, dargınım. Zor söndü bu yangın, sadece acı biraz tatlı. Kör ol ısıcak kalp yangını, yaktı da gitti bağrımı. Eriktin yetmedi mi, çaldın zamanımı. Şimdi ne yüzle kollumu, çalıyor bıkmadı mı yalan dünya. Servetini istemiyorum ne de aşkını. Kör olup sıcak kalp yangını, yaktı da gitti bağrımı. Erittiğin yetmedi mi, çaldığın zamanımı. Şimdi ne yüzle kapımı, çalıyor bıkmadı mı yalan dünya. Ne servetini istemiyorum ne de aşkını. Küçücük hatıran, sadece senden kalan, yüreğimde bir iz, dudağımda tebessüm bırakan. Sıkıldım korkulardan, yakıcı tutkulardan, kurtulamadım başıma üşüşmüş yalancılardan. Gidemiyorum, çok yorgunum, sevemem artık, dargınım. Zor söndü bu yangın, sadece acı biraz tatlı.
kör ol ısıcak kalp yangını, yaktı da gitti bağrımı. Erittin yetmedi mi, çaldığın zamanımı. Şimdi ne yüzle kapımı, çalıyor bıkmadı mı. Yalan dünya ne servetini, istemiyorum ne de aşkını. Kör ol ısıcak kalp yangını, yaktı da gitti bağrımı. Erittin yetmedi mi, çaldın zamanımı. Şimdi ne yüzle kapımı, çalıyor bıkmadı mı. Yalan dünya ne servetini, istemiyorum ne de aşkını. Kör ol ısıcak kalp yangını, yaktı da gitti bağrımı. Görüyorum ama nasıl çıkıyoruz acaba? Bu arada sen inanılmaz inanılmaz ne yaptın bilmiyorum ama en son gördüğümden daha da zayıfsın. Bu şarkı senin için galiba Lolita. Evet, 35'inde Lolita, özellikle sevgili Berkay konuğum da oldu. Süper. 35'inde Lolita'yı kendime yakıştırdım. Bak Berkay, arıyorsun beni annem ama bir şey söyleyeyim, o klipte ben onu oynamalıydım. Kesinlikle. 35'inde hakikaten. Niye kısa kestin şöyle hani? Devamında biraz daha her hafta onu kullanıyorum ve çok beğeniyor sevgili izleyicilerim. Diyor ki artık Nilüfer bu senin şarkın. Güzel. Benim giriş parçam oldu bu. Yalnız ben bu şarkıyı çok beğendim. Daha önce de senden dinledim ben bunu. Kalp yangını. Evet. Hatta albüm tanıtımına da gelmiştim ben. Evet, evet. Mustafa bunun sözü aranjörümüz. Gökhan Akar'a ait. Kendisi de zaten son zamanlarda daha da çok fark edilmeye başladı. Çok da güzel besteler yapıyor. Amerika'da yaşıyordu. Türkiye'ye çok yerleşti. Çok duygusal bir şarkı. Evet. Gerçekten de insan alıyor bir yerlere. Alim için. Ali için bir zamanlar böyle küçük Ali! Bir ayrılık. O dönemde hatırlıyorsun buraya geldiğimizde evet, böyle bir iki aylık ayrılık dönemimiz vardı. Ben bu her bu şarkıyı söylediğimde mutlaka ağlıyordum. Şimdi artık böyle güle güle ya, farklı şeyler nasıl aşıktı bu sana, nasıl aşıktı ben biliyorum. Çünkü kaç abi kere de böyle. Abi de izlese şimdi izliyorum evet acaba. Ya nasıl dertleşiyordu böyle. Ama evet. Yüce Allah, Yüce Yaradan hani iki kişinin alın yazısını birleştirdiği zaman evlenecekse onun hiçbir şekilde kurtuluşu yok. Tabii. O bir kere kesin. Tabii. Bak nur topu gibi bir tane evet. Asya'mız oldu. Asya Tuğhan'ımız da şu anda uyumak üzere, tam uyku saati aslında geçti bugün birazcık. Dünyanın en güzel şeyi bence kadın olmanın bir kere en büyük gururu ve en önemli olayı bence anne olmak. Aynen. O yüzden Allah herkese nasip etsin inşallah. Bana başka evlatlar da inşallah hayırlısıyla da kaç nasip etsin. Kaç tane istiyorsun? İstiyorum şehzade, istiyorum sultan, istiyorum. Olsun, olabildiği kadar olsun yani. Değil mi? Gözlerin ne renk? Ben hep böyle bizim işte konuşuyoruz Yeliz'le, resimlerini görüyorum ama maşallah, Allah nazardan saklasın. Muhteşem güzel bir çocuk. Allah bahtını, evet, güzel bahtını güzel etsin. Gözler inşallah. Sana benzedi mi? Valla gözler benden güzel şu an için. Bir değişiklik olmazsa bilemem. Aynı renk hani mi? Yani, babaya mı ben? Yok, sen... gözleri renkli, daha böyle mavi gibi değişir mi bilmiyorum. Hani zamanla belki değişebiliyor renk tonu bazen açılabilir. Ama. Gittikçe güzelleşiyor. Bana göre tabii dünyanın en güzel bebeği. Herkesin, herkesin kendi yavrusu. Yavrusu tabii kendi. Ama seninki ama... gerçekten çok güzel, ben İnşallah gördüm. Bana, ben çok istemiştim bana benzesin. Böyle küçük bir Yeliz ortalıkta dolansın. Hı. İlk doğduğunda inanılmaz babasına benziyordu. Simsiyah saçlar falan, böyle bir hüsrana uğramıştım ama sağ salim doğdu diye şükrederekten. Şimdi gün geçtikçe biraz daha bana benzemeye başladı. Yavaş yavaş. Evet. Bakalım. Peki seni hemen yormayacağım. Oturtturacağım tamam. Biraz. Ondan sonra bir konuğum daha var. Onu da aldıktan sonra Yeliz'le annelik üzerine ve şu an yapmış olduğu işlerle alakalı çok konuşacağız. Çok marifetli bir arkadaşım Yeliz. Gerçekten iş kadını kimliği de var. Çok çalışkan bir kız. Çocuğuyla, ailesiyle ilgili bir kız. Gerçek bir anne. Ondan sonra ben ediyorum. Senden gerçekten böyle bir annelik performansı biraz beklemiyordum.
Tabii hatta aslında, kimse beklemiyordu, evet, kimse ama beklemiyor. Bizi şok çünkü ettin sen. Hani çok böyle hani evlilik evlilik ya da çocuk çocuk diyen biri değildim ama anne olduktan sonra daha iyi anlıyorsun annelerini. Özellikle yani anne olanları ve kendi anneni daha çok anlıyorsun. O yüzden çok güzel bir duyguymuş. Senin de Allah uzun evet, ömür versin amin. Bir yavrum var. Ben Amin. 4 yaşına geldiğinde Asya'yı çok merak ediyorum şimdiden nasıl Ay olacak işte diye. bunun sırlarını anlatacağım. Sen diyorsun ya hani niye zayıfladın? Gerçi Evet. ekranda ben iri çıkıyorum ama gerçekten de hani zayıfım biz işte Yok her canım zaman daha artık Seda daha Hanım ne diyor kadar ya. zayıf olacaksın Bundan yani? sonrası artık yüz Yok. kalmıyor bende. Bakın yüzüme Yok. bakın lütfen. Yüz gidiyor 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 kalmıyor. Sıfır bir surat yumurta kadar. Peki biraz eğlenelim. Biraz böyle bir Rumeli keyfi yapalım. Evet. Rumeli'yle Ekrem gelsin. Ondan sonra şöyle bir damat gelin havaları yaşayalım burada. Var. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Çok İyiyim ya sen. teşekkür Merhaba, ederim. iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Pozitif kardeşim. Şöyle Teşekkür. çeviriyoruz hemen Hadi bakalım. seni. Geliyor mu şarkımız Metin? Hep atılar tuttular. Yağmur buz yağayı, yalamışım tavayı. Küçük kızım yerine patlatmışlar belayı. Yağmur buz yağayı, yalamışım tavayı. Küçük kızım yerine patlatmışlar belayı. Yapmışlar gelin düğünü, göstermeden yüzünü yapmışlar gelin düğünü. Ahbaplar zevk ederken nasıl bozayım düğünü? Ahbaplar zevk ederken nasıl bozayım düğünü? Yaştır benden koca, çeyizler boça boça. Bırakmak artık olmazmış, dua okumuş hoca. Bırakmak artık olmazmış, dua okumuş hoca. Yağmur buz yağayı, yalamışım tavayı. Küçük kızın yerine patlatmışlar belayı. Yağmur buz yağayı, yalamışım tavayı. Küçük kızın yerine patlatmışlar belayı.
başlar belayı. Teşekkürler efendim. Evet, Ekrem aslında çok albümü olan ve en çok albümü satan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Evet, tabiri caizse gizli kahramanlar diyorlar. Evet, evet. Ben sana aslında Rumeli değil de damat Ekrem demek istiyorum. Evet. O albümü 1998 yılında çıkartmıştık. Hatta Toteli dakikaları dolduralım diye hangi şarkı olur? Bizim bir de Rumeli'ye ait bir tane Skopskoy diye bir oyun var. Üsküp yöresine ait. O mu olur, damat mı olur derken damat olsun dedik. Hatta CD'de son sıradadır. Ama her şey nasip kısmet. Patladı Azrail gitti. Söyledim. Tabii evet. Yani albüm milyonlar sattı. 1 milyon 700 sattı. O zamanki korsanlar da yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Patladı, bu kadar gitti. Çok ileri boyutta değildi. Şarkı patladı. Ama promosyonla şarkı bir sanatçıyla yürümediği zaman bazen dezavantajları olabiliyor. Bunun sıkıntılarını zamanında yaşadık. Ama şimdi yeni yeni açmaya başlıyoruz inşallah. Yeni albüm çalışması. Yine patlayacak bir şarkımız var mı hala? Var. Mesela bu peki? Evet, bu yeni ilk bu yeni burada evet, okuyorum da. Bu güzel bir Kosova Prizren türküsü. Bir yaşanmış hikayesi var. Adamın biri evlenmeye niyet ediyor. Çok güzel bir kızı beğeniyor. Tam evlenecek. Eskiden de çok işte görmeler gitmeler falan yok. Üstünü kapatıyorlar. Yine atla getiriyorlar. Tam geldiğe girecek vakit sürpriz. Bir açıyor bakıyor dua ablasının. Erkek. Evde kalmış kızı veriyorlar buna. Oo. Ondan sonra adam diyor ki yağmur bozdu havayı, yalamışım tavayı diyor. Küçük kızı yerine patlatmışlar Pela'yı diyor. Pela da Kosova'da Rumeli yöresine ait bir kelime. Pela da kalmış yaşlı eşeğe diyorlar. Evet. Yani benim kaderimde bu fenaymış. Diyor. Evet. Kaderine razı gibi evliliği de bozmuyor. Hoca da duayı okumuş diyor. Ben nasıl şimdi düğünü bozayım? Vursun davullar diyor, çalsın insanlar. Kaderime razı olayım. Kaderine razı geliyor. Güzel, bir yaşanmış hayran, hikaye. Yeni albüm bu inşallah. Peki nerelisin sen? Rumeli... Türk asıllı Makedonya göçmeniyiz. Anne baba 1960 Makedonya göçmeni. İlk Konya'dan işte ikinci Dünya Savaşı'nda Rumeli'ye göçüyorlar. Orada işte kökleşmeler falan, aileler, sülaleler orada genişliyor. 1960'ta artık Türkiye'ye göç ediyorlar. Ben doğma büyüme İstanbulluyum ama örf ve adetlerimiz devam ediyor. Makedonca dilini bilirim. Arnavutça çatpat anlaşırım. Bulgarca, Boşnakça. Albümlerimde zaten böyle eserlere yer veriyorum. Ha, bir iki tane dinleyeceğiz böyle tabii, değil mi? Tabii kesinlikle. Aa, süper ya. Damadı okuyacağız. Yarısı Türkçe, yarısı Makedonca. Aa, süper ya. Hmm. Sen biliyorsun değil mi Yeliz damadı? Bilmez miyim? Tabii canım. Ekrem'i de tanıyorum zaten. Evet. Abi, sağ olsun hastanede doğum anında ziyarete gelmişti. Beni çok da beğeniyorum. İşte günler şarkıları. Geçiyor. Valla sağ ol Yeliz'ciğim. Yani günler bak, valla nasıl geçiyor? Geçti. Dün gittik ziyaretine. Analı babalı büyüsün dedik. Ali abimize burada selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler. Kaç aylık oldu çocuk mesela? 11 olacak işte. 9'unda tam 11 Allah olacak. Bağışlasın. Nerede Ali Bey? Niye izlemiyor bizi? Ali Bey neredesiniz? En son birlikteydik hayatım. Birlikteydik. Ben buraya geldim. Düşünsene yani çoluğu çocuğu kocayı bıraktım. Senin için buraya geldim. En son ona da biraz garip geliyor en şimdi. En son programıma geldiğinde Ali abiyle ayrılmıştınız. Evet, bir ondan iki, üç sonra ayrılık dönemi yaşamıştık. Ay Yeliz'in yüzü yerleri süpürüyor. Bir üzgün, evet. Bir üzgün. Evet. Ne yapacağım, ne edeceğim kötü işte. Hocam. Ben bu kadar aşık olabileceğini de hani tahmin etmiyordum. Ki ben seni İstanbul'a ilk geldiğim günden beri tanıyorum. Yani Kral TV döneminden bile hatırlıyorsun evet, o evet. Zaman. Sen de program yıllarca beraber çalıştık. Evet evet. Yani ya ben abi. De vallahi bilmiyordum. İstanbul'a geleceğim. Mesleğim için bu kadar emek sarf edeceğim. Sonra birisi karşıma çıkacak. Aşık olacağım ve her şeyi bir yana bırakıp onun peşine gideceğim. Açıkçası herhalde o dönemde söyleseler inanmazdım yani. Çünkü aşk, ben evlilik, inanmazdım. Çocuk bana o kadar uzak şeylerdi ki. Bir de bana dedi ki bu Ali abi inşallah izliyorsundur. Ay dedi hayatta merak etme, dedi. İzlemese de duyar gider ha, onun kulağına. Hayatta dedi artık dedi. Ne arar beni ne sorar işte barışmayacağız evet. Bundan sonra ama böyle. İnsanoğlu da anne baba olmadan hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Yani. Anne baba olmak kadar güzel bir şey yoktur bence. Tabii ki kısmet ama bak bir araya geldik. Hemen arkasından evlilikte çocukta her şey oldu. Bu rahatsız mı etti? Bakıyorsun yok, şunu mu alayım? Yok kabloyla oynamamanı söyledim Metin içeri. Ay ben dayanamam bir şey. Şunu mu oynasam acaba? Peki cızırtı oluyor galiba oynamıyorum. Peki Yeli senin için diyorlar ki işte kimisi diyor Ceyhanlı, kimisi diyor İskenderun, kimisi diyor Adana. Hmm. Yeliz nereli buradan İskenderun, Adana? Şimdi, merak evet, içinde. Şimdi kimseyi de kırmayalım Mersin. Da bir kere doğum Adana, bütün sülale Adana anne tarafı ama baba tarafı Antakya'da ve yani ortaokulu liseyi de Antakya'da okudum. Hı hı. İlk televizyon hayatına da İskenderun'da başladım artık
Sence ne diyebilirim bu durumda? Yani ilk televizyona orada başladım. Ama tabii anne tarafı adına, baba tarafı Antakya. Her ikisi de memleketim diyeyim. Kimseyi kırmayayım da şimdi. Ondan sonra bana bir sürü mesaj geliyor Facebook'tan, oradan buradan. Ya da gördüklerinde diyorlar ki niye öyle söylüyorsun? Sen buralı değil misin? Bir iki taraf arasında şey oldum. İşte bu çok zor oluyor. Evet. Ya baba tarafı ağır basıyor normalde biraz yani. Bu çok zor oluyor. Ya Antakya'da okudum, Adana'da doğdum. Ali abi Adanalı ama değil mi? Adana tabii, şu anda da Adana'da da evimiz var. Burada da var. Hani gidiş geliş yapıyoruz. Yine döndük dolaştık hayatım. Adana'dan çıktık, İstanbul'a geldik. Adana'ya döndüm. Yine Adana'ya dönmüş gibi oldum ama tabii İstanbul'da da devam ama ediyoruz. Ama Adana'ya ben iş için gittim. Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi. Tabii ki. Ne kadar keyifli bir yer. Çok samimi bir kere. Evet, çok keyifli. Aşmış her şeyi. Hani bir nevi İzmir gibi gördüm orayı da. Hani benim de işte senin gibi biraz karışık. 45 günlükken İzmir'e yerleştik biz de. Evet. İzmirliler diyor ki sen İzmirlisin, Diyarbakırlılar diyor sen Diyarbakırlısın. Ben de i̇şte arada kalmışım. Yani arada kalınca zor. Evet. Balkanlar da görülmesi lazım. Balkanlar da çok güzel. Yani... Ama senin bana kuliste söylediğin çok ilginçti. Nilüfer Hanım dedi, siz dedi şey boşnak mısınız dedi. Ne dedin? Vallahi ben benzettim yani. Boşnaklar işte böyle boylu falan olur. Ki ilk ben söylememişimdir bunu bence. Yok, daha önce söyleyenler oldu değil mi? Herkes aynen. Evet. Beni de göçmen zanneder. Göçmen. Adana'dan hiç sarışın tahmin etmiyorlar ama bende de hani göçmenlik falan yok. Onu da buradan söyleyeyim. Çok soruyorlar çünkü. Ama çok güzel kızlar çıkıyor oradan ya. Yani. Ayşe Hatun sen. Aslında Adana'dan daha çok böyle hani yakışıklı erkekleriyle biliyorsun hani Adana'da böyle şeyde, delikanlı. Kıvanç hani Tatlıtuğ da sizin oradan tabii, değil tabii. mi? Ama tabii bunu ki. Da belirtmek istiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ Makedonya göçmenlerinden Adana'ya gitmeler. Şimdi Samsun'a gidelim, orada da çok Makedonya göçmeni. Diyarbakır'a gidelim, orada da var çok göçmen. Var, evet. Boşnaklar var mesela. Yani bunlar işte 2. Dünya Savaşı'nda o savaş sonrasında dağılmışlar. Kimi Diyarbakır'a gitmiş, Samsun'a gitmiş. Eskişehir'de bizimkilerden çok var. Kütahya'da tabii. Mesela bizim göçmenlerden. Ama önemli olan dostluklar, kardeşlikler. Ama yok canım, biz Diyarbakırlıyız. Amcalarım benim, senin gözlerin gibi gözleri var mesela. Aslında en karaları benim. Çok hani, evet. Ki ben benim tipimdekilere bozo derler. Sarıya maildir bozo. Yani. Bozo. Ha. Genelde onlar mesela masmavi, daha açık doğru, renkli doğuda gözlüler çok var yani. Aslında değil hepsi. Mi? Hepsi, evet. Tam tersi hani esmer beklenir ama doğuda daha çok sarışın var. Peki bebekle aran nasıl? Asya Hanım'la. Valla Asya Hanım'la. Anlaşıyor ilk, musunuz? Tabii ki ilk 3 ayımız çok zordu. Çünkü hani gözünü bile açamıyor. Hiçbir şey fark edemiyor. 3 ay boyunca yani uykusuz, sabaha kadar 2 saatte bir uyanmalar. İşte kucakta sürekli. Şimdi 7 aydan sonra en güzel, en keyifli, benim de hani anneliği hissettiğim, ona daha çok bağlandığım bir dönem başladı. Bu sefer de ayağa kalkma, yürüme aşamalarına girdik. Çok tehlikeli olmaya başladı. Bu sefer kucakta durmuyor. Sürekli bir hareket halinde olmak istiyor ama ben şunu fark ediyorum. Gün geçtikçe daha güzelleşiyor. Anne bebek ilişkisi çok daha güzel oluyor. Gün geçtikçe. Neslihan sevgili yok. Benim sevgili stil danışmanım Neslihan Kıyak yakında evlenecek. Hani öyle seni mi? Dinliyor mu? Acaba dedim. Çocuk yapacak mı yapmayacak çocuk mı bakacağız. Çocuk yapsın. Ama çok zor bir kere yani çok o zor. Kadar. Yani şimdi kendi hayatını kurtarıyorsun. Kendi hayatından sorumlusun. Daha sonra başka bir varlık hayatına giriyor. Ve ondan da yine sen sorumlusun. İşte hastalığı sapasağlam büyütmek, doğurmak değil. Asıl önemli olan onu yetiştirmek, topluma kazandırmak. Bir yerine bir zarar gelmeden düşünsene yürüdüğünde çarpıp edip. Bende bir sürü izler var bebeklikten kalma. Ama yine annem der ki bak ben seni sapasağlam bir yerine bir şey olmadan büyüttüm. Sen de çocuğunu aynı şekilde yetiştireceksin. Önemli olan doğurmak değil aslında. Ondan sonraki aşama. O yüzden zor. Başka bir işte varlığın sorumluluğunu almak çok zor bir şey. Evet. Peki Asya'yı özlemişsindir. Hadi bakalım bir Asya'yı bir izleyelim. Zaten makyaj esnasında 100 kere aradık. Bir de ağlarken bir sesini duydum. Çıldırdım arka arkaya. Makyaj da biraz yarım oldu o yüzden. İnşallah kötü çıkmıyoruz. Evet bakalım hazırsa eğer Asya'yı... Yeşilmen, dünyalar güzeli kızı Asya Tuana'yla ilk kez kameramızın karşısına geçti. Karşınızda Asya Bebek.
Asya Tuana 7 aylık dünyalar tatlısı bir bebek. Babasının işleri nedeniyle Adana'da yaşadığı için bugüne kadar görmek nasip olmamıştı. İşte şimdi karşımızda. Gittikçe bana benzemeye başladı. Aslında önce benzemiyordu ama aşkım bak kim... Gelmiş. Yanaklar tombiş tombiş, gözler çakmak çakmak. 41 kere maşallah. Efendim, Yeliz Yeşilmen ve Dünyalar Güzeli Prensesi ile beraberiz. Evet. Ben hakikaten hayran kaldım Asya'ya. Bütün izleyicilerimiz ne olur maşallah desinler. Evet, lütfen. Ekip arkadaşlarımız da şu anda nazar boncuğunu ya koydular ya koymak evet. üzereler ekrana. İyi hatırlattın Seyhan. Nazarlık köşede yerini aldı bile. Röportaja başlar başlamaz mikrofonu kapıyor Asya bebek. Bir şey söyleyeyim. Mikrofon ve kamerayı seviyor. Ay sevdim mi? Asya sevdim mi? Güzelliği, gözleri, çirkinliğimle nazar değmesin. Evet, çok, çok çirkin. Çok huysuzdur aslında tabii ki. Her güzelin bir kusuru var ya. Kusura bakmayın Yeliz Hanım ama Asya'nın bir yaramazlığını göremedik biz. Hadi odasına geçelim mi kızınızın? Annen senin odanı böyle bir pembe rüyasına evet boğulmuş. Ya. İçim dışım pembe oldu Asya. Biraz kokoş bir odam yani var. Bir saatten fazla kalamam odada. Asya Tuana'nın odasında tepeden tırnağa pembe renkler hakim. Ufaklığın kıyafetleri nasıl acaba? Biraz şu gardırobu karıştıralım mı? Karıştıralım. Hep büyüklerin gardırobunu karıştırmayalım. Asya isminizi artık dolaplara da yazdık. Ben şuradan hemen şu eteği göstermek istemekteyim. Evet. Cihan abisi bir bak eteğimize. Bunlar da bir yaşından sonra giyecek. Cihan Suzar şu burada lütfen. Bu yine eteğimiz. Tabii. Kot. Huzur Afa kostümümüz. İçin gidiyor değil mi bunlara? Kendine bile yapılsa giyersin. Vallahi ben biraz abartılı seviyorum. Yani bilmiyorum kendisi bunu sever mi büyüyünce ama ben kendi zevkime göre birazcık giydiriyorum tabii bu ara. Sizin anlayacağınız annesinden dolayı biraz kokoş olmak zorunda Asya bebek. Bu da yılbaşı kostümümüzdü. Ho ho ho. Bu mu? Yılbaşı kostümümüz efendim. Sohbetimize salonda devam ediyoruz. Asya Bebek'ten şikayetçi Yeliz Yeşilmen. Biraz zor bir bebek açıkçası. Şimdi hani böyle sempatiklik falan yapıyor. Aldanmayın. Mamasını zor yiyor. Kendine dokunulsun istemiyor. Öpülsün istemiyor. Çok nazlı. Uykusu. O ayağımda sallıyorum yani her gece bunu. Hatta yanımda yatırıyorum şimdi. Ali de yok. Aynı yataktayız. Cebelleşiyoruz yatırmak için. Söylemediğimin elini kalmıyor. Artık yoruluyorum. Ben uyuyorum, yıkılıyorum, bakıyorum hala gözler açık. Doğum kilolarından tam olmasa da yavaş yavaş kurtuluyor Yeliz Yeşilmen. Ama biraz daha fazlası olduğunun farkında. Ben 20 kilo almıştım. Yani 15 kilo vermiş oldum ve hiçbir şey yapmayarak sadece işte yürüyüşle. Hamilelik döneminde yoga yapan Yeliz Yeşilmen doğumda bunun faydalarını görmüş. Hamileleri rahatlatmak, doğru nefes almalarını sağlamak ve normal doğuma hazırlamak için yapılan bir şey. En kısa zamanda yeniden yogaya başlayacağını söyleyen Yeliz Yeşilmen'e ve Asya Bebe'ye bu keyifli röportaj için teşekkür ediyoruz. Ya evet ben de ilk kez bu kadar baştan sona izledim. Bu 3 ay önceki bir röportajımızdı. Şimdi daha da büyüdü canım çok değişiyor. Yani bir gün öncesinde bile fark edebiliyor. Tabii bu tip bebeklerde günden güne evet, ayak, günden güne. Vücut numaraları, vücut şeyleri, ölçüleri evet. hepsi farklı. Ayağında sallayarak uyumaya alıştırdın mı çok onu? Çok fena. O çok fena yani ilk günden itibaren çok ağlıyordu. Ayakta alıştırdık biz hatta bir ara... Ben araba kullanıyordum. Arkada işte teyzem falan ayağında sallıyordu. Arabada bile uyumuyordu çünkü. Biz her gittiğimiz yere hala yastığımızda, battaniyemizde gidiyoruz. Fark etmiyor. Ben ya da yanımda kim varsa oturup yani restoranda bile salladığımız oldu. Restoranın ortasında böyle hani koltuklu oluyor ya. O mecburen uyumaz sallama yoksa. Sallama işi çok kötü biliyor musun? Şimdi evet. ben de Keira'yı böyle koyuyorum ayağıma sallıyorum. Durduğum zaman gözlerim gidiyordu böyle. Durduğum evet. zaman bak böyle yapıyor poposuyla. Devam tabii, et yani. Devam. Uyanmıyor. Hoşuna gözlerini gidiyor. Açmaya tenezzül de etmiyor.
devam et. Yani hani bazen görüyorum böyle kendiliğinden uyuyan bebekler ya da arabada uyuyan. Bizimkisi öyle değil. Annelerin hakkı neden ödenmez işte? Bundan. E tabii ya, o kadar da hani basit de olmamalı tabii. Anne olmanın da zorlukları var. Şimdi hadi biz yine rahatız. Bezler, mamalar, her şey çok rahat. Hani eskiden bir de bez de yoktu, düşünsene. Elde sürekli bez yıkıyorsun. Ama hani yine bile o ayakta sağlamak bile sürekli olunca bir düşünsene. Sabaha karşı 4'te yatakta ayakta sağlıyorsun kalktığında. Ya evet. Bir de şimdi en zor dönemleri. Hani... Hala abi ne yapıyor bu arada? Ay, o hiç yardımcı yani, kusura bakmasın da yani o dönüp yatar. Evet. Asla böyle yardımcı erkekler bir baba. Erkekler genelde onu yapıyor yani. Ay mümkün öyle değil yani. Öyle kucağıma alayım, gezdireyim, uyutayım. Hiç öyle bir şey yok. Şimdi de karyolasını alıştırdık. Odasında yatıyor. Yerde bir gün ben yatıyorum, bir gün yardımcım yatıyor. Yani ben mesela Ali'den ayrı, Asya'nın oraya bir yatak. Yer yatağa atıyorum, yatıyorum. Çünkü 2-3 saatte bir hani en azından dönüyor, çok dönüyor. Merak ediyorsun, kalkıyorsun, bakıyorsun, emziğini veriyorsun, işte sütünü veriyorsun. Mecburen hala bu sefer yatakta nöbetçiyiz yani. Her gün biri. Şimdi herkes uyusun diye. He. Çünkü ben 9 Haziran benim en son uykumdu. Kesin yani. Şurada birkaç gündür biraz yeni düzene bindi uyku. Uyku yok. Yok, değişecek onlar. Zamanı inşallah rutine girecek. Ondan sonra ne zaman büyüyor anlamıyorsun vallahi. Yıllar evet ya. Ondan sonra su gibi. Zor ama çok peki, güzel bir zor. Ekrem, senden bir şarkı daha dinleyelim bakalım. Güzel bir Selanik türküsü. Bu da yeni albümde yer alıyor. Tamam. Çalın davulları çaydan aşağı. Peki hadi bakalım. Oturarak okuyacağım. Ağır şarkı formatı uygun. Ağır şarkı. Ağır şarkı da hiç ummazdım zaten. Evet. Ben de bunu yapayım dedim. Çok güzel türkü abi. Biraz boyayım alalım. Sonra da... Çalın davullar
teşekkürler. Evet. Evet, sağ olun. Çok duygu güzel bir Selanik türküsü. Ağıttır bu da. Yaşanmış hikaye. Evet, çok duygu aslında insanlar benden pek de böyle ağır şarkılar beklemezler. Yeliz de şaşırdı bence. Evet evet. Kesinlikle. Çünkü hep hareketli şarkılarla. Teşekkürler kardeşim. Sağ ol. Duyduğumuz için güzelmiş ama gerçekten. Evet, farklı. Evet, duygu yüklü. Güzel güzel. Evet. Ağzına sağlık. Terledi de. Teşekkürler. Evet. Ama Rumeli'den böyle pek hani... bir abimiz vardı. Ah bre deryalar söyleyen. Arif abi o bizim Arif abiden sonra hani ismini çok böyle duyduğumuz kişi sen oldun. Eksik olma. Tabii şimdi bu devir teslim böyle... meselesi. Arif abi yıllarca gerçekten Rumeli'ye çok şey kattı. Yani bugün her televizyon programlarında da söylüyorum. Bugün bir Diyarbakır'da Aman be deryalar dedik mi? Arif Şentürk. Herkes biliyor. Tabii, bak. Ama işte yeni jenerasyon olarak da damat deyince Ekrem diyorlar. Biz de kültürümüz adına tabii bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ha dedik ya şu an bayrak bizde. Artık biz bakalım nerelere kadar götüreceğiz. Bunun uğraşı içerisindeyiz. Her şey iyi olacak diye düşünüyorum yani. İnşallah. Peki efendim kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra fıstık çıkı çıkı isteyeceğim ben. Evet onu çok seviyorum. Evet reklam dönüşümünde lütfen Yeliz'den onu isteyeceğim. Kısacık bir reklam aramız var. Kaç dakika Metin'cim? Bu tam senlik bir kere. Buna klip çekmedin değil mi? İnanılmaz güzel klibimiz var canım. Bu
3 sene önceki albümden hemen bunu Eylül şarkısı tabii ki. Hamam arada. Hemen bence Hamam bak. Ha, hemen var, bence yok. Lütfü Bayırgan aranjörünü yapmış. Klibimiz var aslında. Aslında. Sizde de vardır mutlaka. Yeniciğim lafını bunu valla kesiyorum ama Lütfü de bu arada bypass ameliyatı oldu. Haberim var bilmiyorum. Aa, geçmiş yok. Olsun dileklerimizi sunalım. Geçmiş olsun. Ya bu, selamlar olsun. Şu an mesela bir remix yap. Yemin ederim yazın parçası olur. İlk defa ben... Olur da şöyle bir durum var. Biliyorsun ki hayatım canım kocişim. Ben oynarım. Kendisi, oynama kısımlarını klipte bana bırak. Sahneye çıkmıyorum ya hani böyle kıramadım arkadaşlarımın programında. Nedense bu ara şey gibi oldu birkaç gündür. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Alın. Yani birkaç gündür böyle albüm promosyonu gibi oldu birkaç programda. Ben de kendimi yeniden bir albüm çıkartmış gibi hissediyorum açıkçası. Ay çok keyifli ama bir şarkı bu. Ya bunu, evet. Ne olur sevgili Tarık'a da söyleyeyim. Tarık sen bunu yeni bir... remix yap, bir şey yapsın, yap. Müthiş bir şarkı bir şey. Bu. Valla bir sürpriz evet. Olsun. Yeni bir kliplendir bunu. Müthiş ya, harcanıp gitmesin değil mi? Bana diyor ki Yeliz böyle işte ses yayına gitmiyor ya işte. Ay Kociş yasakladı, oyun kısmı sana ait Nilüfer diyor. Tamam hayatım ben. Allah işime geliyor ya. Yoksa biliyorsun ki yani hani kendim bildim bile dans ederim ama şimdi biraz daha böyle işte hani. Baktım zaten TRT sanatçıları gibi bizim kız oturuyor. Aynen öyle. Yakında, TRT yasakları geldi bana yakında, hayatım. Yakında evet yakında Tuti Mucize'yi bu yemleri okuyor. Tabii bana. Tabii bak siyahlara büründük ama yine tabii milli de yine de bir siyahlık var. Yani bu şarkı 3 yıl önce çıkmıştı albümümüzde. Klibi de yayınlandı. Zaten biliyorsun 3-4 tane albüm yaptım ama promosyon sıfır. Albümleri yapıp hani keyfe keder yapmış çok gibi oldu maalesef. Çok güzel bir şarkı ya. Ay nasıl, ne kadar keyifli değil mi? Mesela ilk okuduğumuz Kalp Yangını en son çıkan albümümüzden. O da evlenmeden önce çıkmıştı. Ona klip bile çekemedi. Klipler çekildi, evde kaldı. Biz izliyoruz. Yalnız yani. Ben müzikten iyi anladığımı zannediyorum. Çünkü çocuk yaşlardan beri tasavvufu öğrendim ve takip ettiğim için. Müthiş bir ses var sende. Yani hani... böyle işte çıkarlar genelde işte okurlar, oyuncular, yani öyle çok büyük bir ses rengi çok olmasa da. Eleştiriye maruz kalırlar. Hayır mümkün sen tabii öyle bir şeydi. Çok da güzel okuyabiliyorsun, çok da güzel söyleyebiliyorsun. Teşekkür ederim, ne güzel bunu duymak. Yaşıma uygun, en azından iyi de olsa kötü de olsa kendi sesim. Hayır, önemli hayır. Olan bu yani. Kendisi öyle. Şarkılarla birleşmesi çok önemli. Yani evet. Ses rengin tizi falan rengi farklı olabilir ama bir de şarkıyla bütünleşmesi çok önemli. Ay ben tabii. Bu camiada çok şeyler öğrendim şekerim. Yani her gün bir şey öğreniyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Ne gibi mesela? Şimdi bir gün bir sahneye gittim, ismini vermeyeceğim. Çok ünlü işte böyle esiyor, gürlüyor şimdi sahnelerde falan filan. Ondan sonra büyük bir gazinoda onu izliyoruz hani yakın dönemde. Ondan sonra çıktı şarkıyı söylüyor ama mikrofon böyle müşteri dedim izlemeye gelenle ay, konuşuyor. Ben kim olduğunu hatırladım şimdi. Konuşuyor çıktı, aynı çıktı. Ses gene devam ediyor. Bu ne dedim ya. Vokalle onun öyle. Sesi aynı. Aynı genelde birçok sanatçı aynı sesi. Vokalistle kendi sesi aynı. Ondan sonra bana dediler çaktırma basın danışmanı arkadaşlar. Vokal söylüyor. Çaktırma diyorlar. Ay diyorum yani. Ve bu çok önemli bir ses. Bari orada bahsettiğimizde konuşma, hani evet. Şey değil öyle eften püften değil. Ay şaka gibi ya. Evet. İlk de ya bunca yıllık hayatım var. Mesleki çok hayatım. Çok vallahi artık yani ama aslında son dönemlerde meğer artık bunların arasında meşhurmuş bu. her sanatçının böyle kendi tabii. Sesine benzer vokali olurmuş. Ben bir türlü yani bir türlü bulamamıştım yüzlerce. Hatta o kadar uyumsuz oluyordu ki vokalle. Ben artık vokale böyle şey yapıyordum ya hani o ses uyumunu bulmak çok zor bir şey herhalde sahnede vokal. Ama vokal önemli bak bugün Beyoncé'ye de baksam 4 tane vokali var. Tabii. Çünkü sahnede çok hareket ettiğin için mecburen tabii ki sesini tamamlayacak. Hatta 4-5 vokalle çıkıyorlar değil bir tane yani. Allah Allah diyorum vokal ne muhteşem ses ya. Çıkışları yapıyorum. Her kız orada kendini yırtıyor. Sanat açısından kullanıyorsan vokali hemfikirim. Ama dediğin gibi de açığı kapatmak için vokaller var. Tabii yani. O tartışılır. Yok, aslında hiç tartışmayalım. Yani onlar zaten bilmiyor. Ya ben böyle çok şeylere rastladım. Gene Star diye adlandırdığımız bir arkadaşımız. Konserine gittim Antalya'da. İşte gene böyle bütün orkestrası orada. Ondan sonra konser, o zaman magazin çekiyoruz biz. En öndeyim böyle Allah Allah keman sesi var sayıyorum
Klavye var, şu var, bu. Keman yok burada. Bu keman sesi nereden geliyor? DJ playback yapıyormuş playback, orada. Değil mi? Evet. Yani canlı da olsa ben de ona şahit oldum. Çok daha güzel müzik çıkıyor. Bir yandan altyapısını çalıyor orada DJ. Üstüne de canlılar tamamlıyor değil mi? Ama yani daha güzel müzik çıkıyor tabii ki de ortaya. Yok, o starımız işte şey, normal canlıda yetersiz kaldığı için. Kendi sesi de mi playback geliyor? Kendi sesi de. Ay, o kadarını bilemem. Benim hiç öyle bir iddiam olmadı. Ben oyuncuyum. Benim yani sahne için ben şarkı söylemişim. Hiç öyle bir iddiam zaten o kadar sesler varken olamaz ama çok şükür rezil de olmadım. Belki vezir de olmadım. Ama yani rezil de olmadım. Şu anda da zaten sahne o kadar çok, biliyor musun, işin herhalde bu böyle ters gelişiyor. Şimdi ben dedim ya sahneye çıkmıyorum. İnanılmaz derecede sahne işleri alıyoruz. Mesela hani programlarda şarkı söylemek istemiyorum ya, daha çok söyletmek istiyorlar. Acaba hani etki tepki mekanizması mı çalışıyor? Hep böyle mi yapmak lazımdı? Yasak olan şeyler tatlı yani, oluyor. Değil mi? Yani o zaman mesela eskiden gelen tekliflerden çok şu anda sahne teklifi var ama maalesef. Ama maalesef. Ruhu yok. Ala abi gitti var. Paralar. Gitti. Gitti paralar. Peki şimdi Yeliz böyle çok işveli, endamlı, ondan sonra kadın gibi bir kadın. Yani hani mesela ben tabiri caizse bir odunum. Çok cilveli, çok şeysin. Sen benim öyle göründüğüme bakma. Eşinin yanında da böyle misin? Yani burada gördüğümüz Yeliz mi? Yoksa daha böyle dominant acaba mı? Acaba ne söylesem şimdi, yani onu düşünüyorum. Eşimin yanında böyle miyim derken daha aslında erkeksi biriyim, hiç alakam yok ama kendi ailemin içinde biraz daha böyle hani daha erkeksi diyeyim, dominant, erkeksi, biraz daha böyle kuralları olan, biraz daha bağırıp çağıran, bu kadar sempatik olsam belki daha mutlu olacağım. Ama insan herhalde belki izleyicilerine olan saygısı ya da hani ekranda olmayı seviyorsun, onun vermiş olduğu enerji burada biraz daha... Hafif farklılıklar olabilir. Evet. Bunu en yakınlarıma sormak lazım ama ben mesela en sinirli anımda da gülerim. Hep gülüyor, evet, ama hep kesinlikle gülüyor. Kesinlikle gülerim. Ya biraz önce de zaten ufaktan bir sinirim bozulmuştum. Ama ben krize girdim, gülüyorum ama aslında sinirim bozuk. Yani böyle bir takım huylarım var fakat agresifliğim de çok vardır. Evet. Var yani. Sevgili hani Can Özel'e de teşekkür ediyoruz buradan. Şaka yapıyorsun. Canım benim ya. Kamera mı var burada diyor. Can'dı değil mi ismi? Can biliyorsun yani ya. Olayı. Can beni, evet yani. Hala şüpheliyim kamera olup olmadığından diye düşünüyorum. Şaka gibi yani. Can'a teşekkür ederim. Evet şaka ya. Gibi. Can şaka gibi. Can'dır, ismi gibi Can'dır. peki senden de Ekrem bir şarkı alalım. Artık eğlenelim ya, bir şöyle gelin. Tabii. Değil mi? Bundan sonra ben alıştım yok. Nasıl olsa burada orta yer dansözü gibi habire oynuyorum. Yok canım, senin programın tabii ki seni oynayacaksın. Habire ben oynayayım. Ben de oynamayı severim vallahi. Hadi, hadi bakalım. Bakalım gelsin şarkı. Sigar.
Bravo. İşte zayıflamanın yöntemlerinden biri. Bunu çal çal oyna, değil mi? Evet. İkinci bölüm özellikle hareketleniyor ya. Eşlik edersin dedim ama. Dur biraz keşke öğrenseydik. Peki sen nefes al. Yoga devam mı aşkım? Evet, yoga DVD'miz yani Yeliz Yeşilmerli Hamile Yogası Yoga Akademi hocalarıyla yaptık aslında. Bir de en enteresanı doğuma bir hafta kala çektim. Ben hamileyken de durmadım. Duramıyorum çünkü. Normal doğum yaptın değil mi sen? Yani bunun amacı normal doğuma hazırlamak. Lamaze eğitim ama ben normal doğum yapamadım. Çünkü Asya son 2 ay ters döndü. Hmm. Normal doğum yapma şansım yoktu. O yüzden bir 20 gün önce sezaryenle oldu. Tabii sen o kadar yoga yaparsan ters dön, oraya dön, çocuk da içinde döndü. Yani normalde evet başı aşağıdayken tam tersi olunca bana bir sürpriz yaptı. Böyle kısmetmiş. Çok istedim normal doğum. Zaten hani bu aslında benim önce bir eğitimle başladım. Hani kendim için bir kursa giderek başladım. Sonra bir proje haline getirdim. Türkiye'de de ilk kez ünlü birinin hamile olarak yaptığı ilk proje. 1-2 ay sonra da Ebru Şallı hamile pilatesi çıkarttı zaten. Hmm. Ama benim hani Asya ile ilgilenmekten dolayı vaktim olmadığı için henüz tanıtamadım. Satışı yapılıyor, tüm hamileler alabilir. Bir hoca ile yapılıyor. En önemlisi ben eğitimini aldım, evet biliyorum ama ben kendim yönlendirmiyorum. Yani hani ne olur ne olmaz, hamilelik hassas bir durum. Hoca ile birlikte yapıyoruz. Benim röportajlarım var yoga ile ilgili. Buradan da herkese tavsiye edebilirim. Rahat bir hamilelik, ağrısız bir hamilelik, rahat normal bir doğum istiyorlarsa en önemlisi bebeğinle iletişim kurabiliyorsun hamileyken. Yani, bu arada şunu da belirtmekte fayda var diyorum ben. Sevgili izleyicileri yanıltmayalım. Hı hı. Her anne mutlaka doktoruna danışsın. Tabii ki. Çünkü plasenta premie diye bir rahatsızlık var. Evet. Ve ben de o rahatsızlığı geçirenlerden bir tanesiyim. Hiç kımıldamadan hamileliğimi öyle. Riskli hamileliklerde zaten bizim burada da yazıyor. Öğrendim. O önce bir doktor kontrolü ve ilk 3 aydan sonra başlanılabiliyor evet, doğuma yani kadar. O yüzden hanımlar hani böyle televizyonda izlediğiniz tabii. Her ünlünün her dediğini yapmayın. İşte bunu o yüzden da söyleyelim. Evet, hoca ile özellikle gidin, ben yapmak istedim. Gidin doktorunuza danışın ondan sonra bu tip şeylerin peşine düşün. Bir de şimdi düşün. Yoga pilates gibi değil. Bir kere zaten çok ağır yapılıyor. Hani bir görsen hiçbir zorlayıcı bir hareket. Nefes alıyorsun. Tek yaptığın şey bebeğe doğru nefes gitmesi. Senin doğru oksijen ve nefes alabilmen. Bunlar çok önemli çünkü. Ama biz de orada özellikle belirtiyoruz onu. Ay aklıma şey. Ne oldu? Yoga deyince aklıma hep nedense şey... Şahan Gökbakar'ın yaptığı. Recep İvedik yogası. Evet. Recep İvedik yogası. Orada evet, işin rengi değişiyordu. Evet. Hiçbir alakası yok. Ama Recep İvedik gibi olmuştum hamileyken. O geldi aklıma. Ya ben rahatlıyorum ya. Benim çoktan aklıma geldi ama dedim bak. Kalbim seni söylemeyi bekledim. Yani bunu doktorlarına danışaraktan bütün herkesin yapabileceği. Pilates daha zorlayıcı, çok zor. Günde zaten belirli bir saat mı var yoksa? Ediyorum. Mesela bir ya bunu ben saat. Mesela evde de alıp yapıyordum. Kursa da gidiyordum. Yani tabii günde bir saat falan yapılan bir şey ama ya o kadar komik ve o kadar rahat, o kadar eğlenceli ki. Hani yatıyorsun, uyuyorsun zaten. Ya da tutup nefes alıyorsun. Karın nefesi, diyafram hani şarkı söylerken de yapılan aynı bir şey. Ya. Bir de böyle yani rahat mesela şeyler çıktı. Benim yetiştiğim zamanlarda ben yer jimnastiğinden yetiştim. El üstünde yürü, bütün yükü ellerin taşıyor, yok parmakların. Yok, öyle şeyler tabii ki. Yani, artık var ya her yerim bu ayak parmaklarım bile kastan mevcuttu. Evet. Çok zor sporlar, o bizim tabii yaptığımız ki. Ağır yani. Hani bana mesela bu pilates diyor, ben ona patates diyorum ekstra koyuyorum. Bu arada benim doğum fotoğrafçım Zerrin Kültürel fotoğraflarımızı da çekti. Çok da güzel bir çekim gerçekleştirdik onun da. Doğum fotoğrafçımız da vardı Asya'nın yani. O doğum fotoğrafçılık olayını doğum tavsiye ediyorum. Doğum esnasında mı çekildin? Tabii ki yani hem buradaki resimlerimiz hem Asya'nın tüm resimleri hem tabii doğum esnasında sezaryen olunca daha rahat oluyor zaten. Onları da çektiler. Çektiler. Artık çekiyorlar ya. Yani doğum odasına doktorla birlikte fotoğrafçı da giriyor. Onu yani ne kadar önemli değil. Aslında sen beyin ayık olacaksın mi ameliyata? Ki. Ay yok girmedi tabii ki. Girmezdi zaten yani. O kapıda bekledi be volta atıyordu. Benimkisi çok şükür rahat oldu. Sezeryendi ama çok rahattım. Üçüncü gün yani alışveriş merkezine gittim falan gezmeye. Hani kendimi bir anda zayıfladım zannediyorum. Halbuki kendimi herhalde aynada öyle göremiyorum. Doğum oldu bitti ya tamam diyorum eski halime döndüm. Hemen
Alışveriş tabii ki öyle olmadı. 6 ay hiç kilo veremedim yani. Asya'ya mı getirdiniz? Hayırdır? Bebek sesleri. Nereden bari bir anda eve gidecek bak aklım. O nerede? Burada. Sürpriz. Sürpriz tabii. Asya pijamalarıyla geliyormuş. Ay yok. Bu erkek bebek sesi bir kere. Bulamamışsın. Ay zaten makyaj odasında makyaj yaptırırken ağladığını falan duydum. Yani çok kötü olup 4-5 kere o yüzden biraz makyaj gecikti, yarım oldu. Aradım falan yani hani dışarıda olsam da sürekli kontrol ediyorum. Ya bir de böyle ediyorum. Bir durum var. Şimdi mesela tabii. 4 yaşına 5 yaşına geldiği zaman işte tam konuşmaya başladığı zaman seni sömürmeye başlıyor. Öyle mi? Tabii. Aa çok iyi kullanırlar insanı. Mesela ben pedagog yardımı alıyorum o konuda. İnanmıyorum. Bana dedi ki işte mesela işim var kızım ben gidiyorum işte bugün yayınım var. Hı-hı. Bunu artık öğrendi rutin. Hı-hı. Ondan sonra bir dönem bana böyle tam yayına gireceğim zaman telefon açıyordu. Ara 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 diyordu. İşte neredeyse dayısında teyzesindeyse. Sen telefon arıyordu. Arayana kadar bir şey yok. Arıyor ya sesimi Hı-hı. duyuyor. Kula- Pedagoga sordum bu niye böyle yapıyor? Yersen yem pazarı yemezsen Bursa pazarı diye. Yani sen o anda çıkıp diye. Geleceksin yanına. Ondan sonra takacak böyle semeri sana böyle dolaştıracak o dedi. Doğru. O şu anda ay, bile neler başladı. Öğrendim neler. Sahte Allah. Ağlamalar falan. Of, öksürmeler. Of. Aynen. Sanki öksürüyormuş gibi. Şimdiden bir başladı. De geçen gün şeyde böyle asansörde çıkıyorum Neslihan. Pardon servisi geldi almaya. 4,5 yaşında bu kadar. Üst komşum asansöre benle beraber bindi. İniyoruz aşağı doğru böyle yaptı. Anne dedi sen ne kadar şanslı bir kadınsın dedi. Adam da bize bakıyor. Dedim ne oldu ki? Benim gibi bir çocuğum var. Bakar ya mısın lafa? Ya. O kadar kendi beni şanslı addediyor ki hani kendi o kadar müthiş bir çocuk, dolayı. Sakin bir çocuk ki hani ben çok şanslıyım ona göre. Ya yani daha neler var daha neler. Da tatlı oluyorlardır aa, değil mi? Şimdi anne ve baba deyince hele Ali Bey'e baba deyince ben göreceğim onu. Evet, peki kısa bir reklam gelir. Arasından sonra benim çenem gene açılacak. Aklın almaz. Seni sana sorsam anlatamazsın. Bir öyle bir böyle yön tutamazsın. Ama gönül bu işte kondu sana. Ben de deliyim anlasana. Deli delisin sen deli deli. Aşkınla yandım tutuştum ben şimdi. Deli delisin sen deli deli. Aşkınla yandım tutuştum ben şimdi. Duydum ama tık yok sende. Sakladın kendini tav oldum işte. Anla bu halimi. Bir kıvılcım ortada. Ben mi sen mi? Sen mi ben mi? Ben mi? Ha? I'm crazy for you.
uygun bir şarkı daha çok. Çocuklar için yaptığımız bir şarkıydı. Klibini de çektik. Onu diyorum şimdi bir yandan konuşuyorum. Keşke klibi de getirmiş ya olsaydık. Klibimiz henüz hiçbir yerde yine yayınlanmadı hayatım. Ay keşke. Çektim çektim diyorum ya, evde izliyoruz böyle çoluk çocuk klipleri evde izliyoruz yok, yani. Yok yok bir şey söyleyeceğim, mikrofonu tak istersen. Ay bu daha bir rahat geldi ama kötü mü geliyor sesim? Ay şunu çok mikrofonik geliyor. Ne güzel bir şey daha söyleyeceğim yok. Göndersen bana klibi ben burada yayınlarım yani tamam. Hani bir gün gönderirim Metin. Hayatım. Evet. Bana gönderin ben yayınlarım gönderelim. Üzerine de güzel konuşurum. Bu zaten animasyondu. Dediğim gibi ben çocukları çok seviyorum. Asya doğmadan önce yaptığımız bir şarkı yine Mustafa Araboğlu'nun. Onlara özel yapmıştık. Çok da güzel animasyonlu klip de çektik. Kaldı. Hmm. Kaldı kısmet. Bazen de işte kısmet. O parçayla çıkarım belki ben. Fıstık çıkı çıkayım ya. Fıstık, fıstık, fıstık çıkı çıkı. Gibiyim vallahi. Özelde dansınız da var ve bol eğlence çok güzeldi ama işte geçmiş yıllarda kaldı gibi. Ama ne zaman olacağı belli olmaz. Bu arada tabii organizasyon şirketim de var, Yeliz Yeşilmen. Efendim görüyorsunuz renkler de benim renklerimi yansıtıyor. Artık iş kadını oldum. Ofisimiz Adana'da ama tüm Türkiye'de organizasyonları yapıyoruz. Seninle de mutlaka çalışacağız. İnşallah, konser, festival, arkadaşlar. Fuar, düğün hepsi var. İnşallah daha yeni bir firmayız ama çok güzel işler yaptık. İnşallah daha iş kadınlarına da tabii. Adım attım bu şekilde. Tabii. Peki, kızıma bir iş bırakmak istiyorum. Çünkü yani hani yıllarca devam edebileceğim. Onun da büyüdüğü zaman işin başına gelebileceği bir iş olsun istiyorum. Peki Asya'nın böyle işte şarkı söylemesi veya manken olması, tiyatro oyuncusu olması, sinema oyuncusu olması seni rahatsız etmez herhalde ama Ali abi izin vermez gibi. Yani ben şimdi ne desem boş tabii ki, kendisi karar verir. Önce eğitimini alır, ondan sonra içinden ne geliyorsa doğru ve düzgün olan her şeyi ben desteklerim ama tabii okulunu okuyup üniversiteyi bitirdikten sonra ben 3 yaş itibariyle onu baleye de inşallah Allah nasip ederse ya Rabbi. 5'te başlayacak. Ama 3'te de varmış. Yok, öğrendim en de. En iyisi 5'tir. Öyle mi? 3'ten 5'e kadar gitse? Yok, iskelet sistemi 5'te oturmaya başlıyor. Olabilir yani, ben istiyorum böyle hani eğitimini alsın, müzik kulağı olsun, tabii illa şey olmasından dolayı değil, kendisi hangi mesleği seçerse ben onu desteklerim. Ay şimdiki tabii. Çocuklar vallahi var ya, aman Allah'ım. Zaten müthişler. Biliyorlar ya, teknolojiyle her şeyi öğreniyorlar. Evet, müthişler. Teknoloji fazla teknoloji benim var. Telefonum çok detaylı bir telefon, onu bile kullanıyor benimkisi. Öyle mi? Sesini bizimki şimdi de cep telefonuna o kadar düşkün gittik. Normal yani oyuncak cep telefonu aldık. İkisini ayırt edebiliyor. Hmm. İstemiyor. Yani gerçeğe doğru gidiyor. Gerçeğini verin, siz beni bebek mi zannediyorsunuz? Ya evet. Şimdi işte şey, hep söylüyorum ben bunu programımda da. Neslihan, çocuklar eskiden hani benim çocuk olduğum yıllarda biz bebekler görürdük konu komşuda. Hı hı. Doğarlardı. İşte çocukların gözleri yumuktu böyle. İşte bir iki hafta sonra böyle çocuk normal gözünü açmaya başlardı. Doğru. Şimdikiler böyle doğumhaneden geliyor ya, böyle bak böyle bakıyor, bir de bunlar evet kim gibisinden ya. Şöyle ciddi ciddi bir dönüyor bakıyorlar vallahi. Evet. Ha? Direkt zaten açık yani. İletişim anne karnından başlıyor, hissediyor. Tabii. Yani orada bile mesela stresli bir hamilelik geçirdiysen aslında bebeği de çok etkiliyor. Benim de zaman zaman sinirlendiğim anlar olmuştu. Bakıyorum arada bir agresifleşiyor Asya, herhalde diyorum hamileyken bazı yaşadığım şeylerden dolayıdır diye düşünüyorum. Çok önemli hamilelik. Tabii tabii önemli ama şu da var hani doğduktan sonra çocuklara ne kadar pozitif böyle yaklaşırsan, ne kadar şey yaparsan. Hı hı. Ben pedagogumdan şunu öğrendim. Dedi ki büyük insan gibi, hı hı, yani yetişkin biriymiş gibi konuş onunla. Hani ay bebeğim, ay çocuğum, yavrum, işte bebişim, hı hı, falan filan değil, ismiyle hitap ederek konuş. Hı hı. Ve onun seviyesine inerek, hani boyumuz uzun ya çocuklardan. Hı hı. Mesela onun seviyesine iniyorum, eğiliyorum. Göz hizasına geliyorum, öyle konuşuyorum onunla. Şimdi ve bunun çok faydasını gördüm. Evet, ben de çok kitap okudum hamileyken. Annem bana şey diyor, kitapla mı çocuk yetiştireceksin? Şimdi ben bir nevi doktor gibiyim. O kadar çok okudum ki bebeğe ne yapacağız, şu saatte yatıralım, uyku düzeni, mama düzeni. Annem bana çok kızdı bu konuda. Biz dedi hiç böyle kitaba ya da bir yerlere dayalı yetiştirmedik dedi. Gayet de normal ve sağlıklı ve zeki oldun. Nedir yani bu? Annem şeyi anlayamıyor. Hani şimdi benim arkadaşlarım da öyle. Hamile kulübüm var bu arada. Asya'nın bir sürü arkadaşı var.
Adana'da sevgiler hepsine. Biz 7-8 hamile hepimiz doğurduk. Haftada bir gün bir araya getiriyoruz bebekleri. Ha, çok da güzel oluyor kendi boyutunda birbirlerini görünce tepkileri. İşte hepimiz böyle kitaplarla falan bilinçli anneleriz ya. Ama bu da mesela bizim annelerimize çok ters geliyor. Hmm. Bırak doğal, sen nasıl yetiştiysen, nedir bu kitaba göre şu saatte yatsın, bu saatte kalksın, işte gazına şunu yap, hiç gerek yok. Eski yöntemleri kullan diyor. Ben ama hala böyle saati saatine haklılar da şimdi biz oturmuşuz burada. Sevgili Ekrem kardeşim bize bakıyor böyle. birer tane çocuk doğru çok matah bir şey yapmış gibi. Rahmetli annem, evet. Rahmetli annem yaşıyor olsaydı 8 tane doğurmuş çatır çatır biz 8 kardeşiz. Biraz akışına bırakmak lazım. Bir anne bir baba. Benimkisi fazla bu arada benim de 2 tane. Toprağın başınıza gele. Ha onu mu şey yaptı? Benim de 2 tane evladım var. 10 yaşında oğlum var, 4 yaşında kızım var. Ya biraz daha akışına bırakmak lazım. Kader kısmette ne varsa ya, evet. Biraz da o. Kaç yaşında yani... evlendin annem sen? Ben genç gözüküyorum galiba. Ben de bayağı... bir 35-36'lığım yani. Çok yaşlanmışsın evet. Sen artık. Evet. 10 sene önce evlendim. Evlendiğimizde de sanat camiasında şey derler. İşte niye erken evleniyorsun şu bu? İyi ki de evlenmişim. Çok ay mutluyum. Maşallah de... maşallah boş tabii, ver. Düzgün İyi ki hayat çok tabii. Önemli ya. Çoluk bir de, çocuk aynı. Çocuğum da bakıyorum geçenlerde valla böyle yatakta kapı gibi olmuş 10 yaşında. Hmm. Ben dedim ki ne zaman oldu bu çocuk? Ne zaman yıllar geçti? Ne oldu da büyüdü? Yani yıllar tabii. Su gibi akıyor geçiyor. Yani her o da mı olsun şey bu da mı olsun? Geliyor geçiyor onlar bizim şeyimiz işte evet. Miraslarımız hı-hı. Ve bizim yaptığımız en güzel şeyler bana göre. Kesinlikle. Ve bu devletimizi yaşayıp yaşatacak yegane evet. Kişiler, bireyler. Tabii topluma canım, kazandırılmış. Çok önemli. Çok önemli. Bizim eğitimlerimiz o anlamda onlar için bu de çok önemli. Bu arada Nilüfer'cim bir şey söyleyeceğim de sevgili biraz önce telefonda konuştum. Bolu'da Haluk abimiz var. Ona buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah detaylarını çok fazla girmiyoruz. Tüm Bolu'ya selamlar. Evet. Bunu bu arada evet söylemem gerekiyor. Sonra açıklarım ben sana. Haluk Bey size selam ve saygılarımızı yolluyoruz buradan. Peki Ekrem senden bir şarkı alalım. Alalım. Ondan sonra albüm için yeni albüm var mı yok mu? Ne yapacağız? Yeni albüm var, kısaca anlatayım. Bu senin bir albümün gerçekten satış rekoru kırdı. Bu işte gizli kahramanlardan bir tanesi bilinmiyor ama hani Ekrem'i belki çok fazla ekranda göremiyorsunuz ama müthiş bir albüm satışı. Sahip kendisi. Var mı yok mu öğreneceğiz ama şarkını dinledikten sonra. Çünkü çok güzel bir albüm. Hareketli dinleyelim. Mi? Hayır. Değil ama bu değil. Aynı şarkıyı verdiler. Hı. Zeytinyağlı gelecekti. Zeytinyağlı yani. Gelecekti. Metin. Gelsin zeytinyağlı. Zeytinyağlı çek oradan. 3 numara. 3 gelsin. Deneyeceğiz artık şansımızı. Değil mi? Evet. Kaldım duman içi dallarda.
Bursa türküsü. Evet. Her ya. Bursa'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler. Peki sen Haluk Bey dedim, ben de Veysel abi ve sevgili eşi bizi izliyor. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum bu güzel kıyafeti bana hediye ettikleri için. Hı-hı. Onlara da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum Veysel abime. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Yeni albüm hazırlıkları var mı sizler için? Benim yeni albüm hazırlıkları var. Bu ilk iki tane okuduğum eser zaten yeni albümde yer alıyor. İlk defa burada okuyorum. Ondan sonra 10 tane eser olacak. Benim karma oluyor. Daha önceden daha çok Bulgarca, Makedonca, Arnavutça, Boşnakça ağırlıklı yapıyordum. Ama şimdi biraz daha çok Rumeli türküleri, Türkçe sözler. Arada birer tane serpiştiriyorum. Makedonca var, Arnavutça var, Bulgarca var. Bayağı var. Var. Her yöreden var ama eskiden mesela 20 tane şarkılar yapıyordum ben albümde. Ama artık... hem maliyetler arttı, işte korsana zaten karşı koyamıyoruz. Her türlü masraf olduğu için. Normalde 2-3 tane şarkı yapalım dedik. Gönlüm de el vermedi. Bizi sevenler illaki albümü aldığı zaman bir içinde 8-10 tane eser olması gerekiyor. Hı hı. Gönlüm razı gelmedi. 10 tane eseri hazırlıyoruz. Biraz geç kaldım gibi ama dedim ya, sevgili Bayülken, Lütfü Bayülken kalp krizi geçirdi. Bypass ameliyatı olunca. Geçmiş olsun. Ben değerli dostumdan da vazgeçmiyorum. Çalışmalarımı onunla bitireceğim. Bir Temmuz gibi inşallah sevenlerimize müjde verelim. Yetiştirmeye çalışacağım. Bir aksilik olmazsa inşallah yeni albümü çıkaracağım. Peki Yeliz, evet. Seninle alakalı geçenlerde basında bir şey gördüm ben. Hani burada arkadaşım olduğun için hani... Hı hı. Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Eğer, hı-hı, sen de istiyorsan. Bir dizi var. Orada bir karakteri oynayan bir kız var. Senle bağdaştırdılar onu. Yahşi Cazibe mi? Yok yok şey. Nuri. Ha Nuri, evet. Nuri, kızımızın Nuri adı dizi. Aklıma gelmiyor ama. Esmer olan. Evet evet. Evet evet biliyorum. Yeliz'in onu. Tahtına aday falan diye böyle bir yazılar okudum ben. Bayağı evet. Bir yazıldı, çizildi. Evet. Aslında o daha drama dizilerinde vardı. İlk kez komedi. Kızımızın adı ne adı? Ay hatırlayan var mı? Öykü falan mıydı? Öykü. Ha. Öykü Çelik miydi? Galiba. Doğru değil mi? Ha. Evet. Bak evet doğru. Senin tahtına aday diye böyle yazılar çıktı. Valla bilmiyorum yani çok fazla izlemedim ama komedide mesela ben Yahşi Cazibe mi dedim çünkü oradaki Simge karakterine bayılıyorum. İnanılmaz güzel, daha farklı, benim oynadığım karakterim biraz daha değişiyor ama hani Öykü için ona ben daha köy dizilerini, çünkü çok güzel bir kız, daha böyle köy dizilerini yakıştırmıştım daha önceki dizilerindeki gibi. Hani öyle bir dizide daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Benimle alakalı da benim de söylemek istediğim bir şey var. Hani biraz önce sordun ya albüm var mı? Albüm yok ama inşallah Allah izin verirse bir televizyon programı projesi olacak. Bu da yine anne bebek üstüne işte içerisinde yoga yapabileceğimiz.
dediğimiz sabah programı. Bununla ilgili görüşmelerimiz de var. Bu arada bana bir sürü dizi teklifi de geldi ama hep hala aynı roller. Artık şu saatten sonra, anne olduktan sonra hani aptal sarışın, seksi sarışın, seksi bir rol, bunların hepsi tarihe karıştı. Olursa güzel böyle sıcak bir aile dizisi olursa olabilir. Onun dışında olmaz. Aptal sarışınlıkta da zaten hani bu Türkiye'deki ilk oynayanlardan biri olduğum için ama iyi ama kötü öyle bir şey yapışıyorsun ama ben işte gocunmadım. Şu anda da bir tek Yahşi Cazibe'dekini beğeniyorum. Onun dışında zaten çok komedi de yok. Yok evet. Çok da fazla kalmadı. Keşke daha çok olsa sitcomlar. Kadına şiddete hayır. Şimdi şiddete. Hep böyle şey var. Ya gerçekten mağdurum ya. Da mağdurum diye. Şimdi hep böyle daha üzücü, ağlatıcı, duygusal dizilerle baştan. Sitcomlar biraz tarihe karıştı. O yüzden inşallah yine tekrar insanların yüzünü güldüren daha çok dizi olur diye düşünüyorum. Ya ben şu anlamda sana katılmıyorum. Yani oyunculuğun şeyinde sen çok iyi bir oyuncusun. Çok iyi üstatlarla çalıştın. Evet, o çok büyük bir şans. Ondan sonra senin tabii dramayı da yapacağını çok iyi biliyorum. Aptalı İnşallah. Da akıllıyı da çok iyi oynayacağını biliyorum ama gelen teklifleri aptal sarışın mı geliyor? Genelde yıllardır yani aklına, değişik bir proje gelemedi. Ya bizim de yapımcıların, yönetmenlerin evet böyle bir saplantısı yani var. Hani kötü kadın müzeyyen kötü kadın. Şirin kız, şirin kız. Lolita, evet. Lolita. Ya biraz bırakın oyuncu kendisini. Mesela bana sorsan şimdiki dizilerden hangi karakteri oynamak isterdim? Hürrem Sultan'ı tercih ederdim. Çünkü benim yıllar önce bir fotoğraf çekimim vardı. Çok da büyük bir dergiye kapak oldu ve Hürrem Sultan keşke o kıyafetleri, o fotoğrafları bulup çıkartabilsek. Hazırlıklı olsam da getirirdim. Yani o yüzden ben mesela şu anda kendimi orada görmeyi arzu ederdim. Daha farklı bir karakterde hem insanları şaşırtmak adına hem de o kadar güzel bir dizide, o kadar güzel bir ekiple olmak isterdim. Bana sorarsın. Artık komedi de istemiyorum. Yani olursa zaten artık bir bebeğim var, bir evlilik hayatı var. Çok fazla iş hayatına ne kadar vakit ayırabilirsem o kadar ayırıyorum. Ama güzel bir aile dizisi ya da böyle büyük bir projede ya da işte televizyon programı. Onunla ilgili de çalışmalarımız var inşallah. Ama sen yine de söyleyeyim hani bir 5-6 yaşına kadar gene dizileri kabul edemeyeceksin. Çünkü yani, ben sana söyleyeyim bir şimdiden. Bir daha çocuk yaparsak ne olacak? İkinciyi o zaman yapmayayım bittin yani. Bittin kızım, bittin, öldün sen de. Pittinse pittin. Peki programımızın sonuna geldik. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet ya, böyle her zaman akıp gidiyor. Çok geçti yani. Evet, ya anladım. İşte böyle hani böyle çok zaman böyle su gibi akıp geçiyor diyorlar evet, ya. Evet. Genelde benim konuklarım ay uzun bayağı saati falan sıkılırız falan diyorlar ama yok, geçtiğini evet nasıl anlamıyorlar. Peki Ekrem'cim sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak büyük keyifliydi. Ailene, eşine, hepsine, çocuklarına sevgilerimi gönderiyorum buradan. Saygılar. Yeliz benim için çok değerli. Teşekkür çok ediyorum. Çok güzel bir kalbi var ve bize çok teşekkür büyük ediyorum güzellik yaptı. Ve Yeliz'e, eşine ve ekibine çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Ekipçe sana teşekkür ediyoruz. Evet. Seni çok seviyoruz. Bebeğini de öpüyoruz. Aynı şekilde yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, sevgili Demet Bulut başta olmak üzere, evet, Show TV iç yapımlara ve Gamzem'e ve Can Özer ve Nesli Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ve müzisyen arkadaşlarım Özgür ve kardeşime. Romantik hoşça çaldılar kalın gece boyunca. Haftaya buluşacağız. Bu arada Ceylan'dan söz aldım. Ceylan da bir iki hafta sonra bizimle beraber olacak sevgili Ceylan. Söz verdi, o delikanlıdır, sözünde durur. Ona da öpücükler yolluyorum buradan. Canım kardeşim, seni seviyorum. Haftaya görüşürüz.